Arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Sesi sizlerde duyuyor musunuz? Evimin altında yeraltı canavarı var. Ve birazdan sizlere göstereceğim. Abi gerçekten hiç beklemiyordum. Bakın hala sesleri geliyor. Duyanlar varsa yorumlara duyuyorum yazsın. Hatta hemen şimdi sizlere gösteririm. Oluşan yarıklardan sizler anlayacaksınız. Şöyle göstereyim. Şurası yamulmuş. Şuralar falan çatlamış. Daha bunlarla bitmiyor bakın. Ben odaya girdiğimde direkt burası çatladı abi. Buranın altından ses çıkma. Hey. Yeraltı canavarı burada mısın? Hometikos kamios. Hometikos kamios. Hiçbir şey gelmedi. Çok dikkatsizeyim. Hometikos kamios diyecektim. Bu ne lan? Arkadaşlar bir tane kağıt düştü. Nereden geldi bilmiyorum ama birden önüme belirdi. Bakın üstünde ne yazıyor? Yeraltı canavarı sihirine gir. O zaman hazırsanız Minecraft'a yeraltı canavarı sihirine giriyoruz. Eğer gözlerimden bir takım şeyler kaçarsa yorumlarda sizler devreye gireceksiniz. Direkt aşağı atladım ve kaldı canımız 5004. Hemen doluyor. Niye doluyor bilmiyorum. Bu arada oyun modunda zorlu oynuyorum arkadaşlar. Ve bakın suya girdim çıktığımda bizi burada bambular karşılıyor. Şimdi bu sihir bambulardan ibaret mi? Bunu göreceğiz ve benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Şurada bir tane yapı var. Oraya doğru gidiyorum. Burada bir su basmış gibi. Enteresan. Tamam. Olur bunlar acım. Aha. Geldiğimde böyle garip bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bilemiyorum. Şimdi Minecraft'ta böyle bir yapı var mı arkadaşlar? Tepesi böyle camlı. Ev gibi bir şey. Ama ev de değil. Kırık çünkü. Buradan girilebiliyor galiba. Creeper'lar buraya gelse benim ağzıma sıçar. Ama Allah'tan böyle gerizekalı aptalca bir ev yapmadım. Ama burası da camlarla kaplı. Şimdi buranın altı bir yere çıkıyor olabilir. Çünkü bu da gizli geçit var diyecektim. Bayağı ve gizliymiş arkadaşlar. Hani gördüğünüz üzere ve ben yukarı çıktığımda sandıklar karşılıyor beni ve 3 tane sandık var. Üçünde de bir şey yok diyecektim. Birisine varmış. Şunu alırım abi. İçinde ne var ne yok hepsini toplayacağım. Burada bir tane yatağımız var. Hemen spawn point'imi çektim. Buradan aşağı iniyor. Şimdi arkadaşlar normalde Minecraft'ta böyle bir yapı yok. Bana sorarsanız yok benim bildiğim kadarıyla. Ve su altındaymış gibi bize bir his veriyor. Şimdi yeraltı canavarı sihirine girdiğimiz üzere belki bu yeraltı canavarının bir yuvası olabilir. Emin değilim. Tamam buradan devam ediyorum. Bir ikincisi de benim dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi. Doğduğum yerden bunu gördüm. Ha bak direkt dünyayı açar açmaz ben bunu gördüm arkadaşlar. Tam olarak şundan bahsediyorum. Hemen buraya geldim. Bu arada videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkatli. Benim gözümden bir takım olaylar kaçarsa yorumlarda sizler devreye gireceksiniz. Hacım bu ne şimdi? Hani ormanın içine çıkan bir yangından mı bahsedersiniz? Yoksa bu garip enteresan bir yapıdan mı bahsedersiniz? Ve burada bir Steve'in öldüğünü görüyorum. Daha öncesine girilmiş olan Steve yani bizden önce giren Steve burada bir deney uygulanmış ve yanarak öldüğünü buradan anlayabiliyorsun arkadaşlar. Çünkü yangın çıkıyor burada ve bu Steve'de karanlık yani yanmış, ölmüş, kömür olmuş. Her neyse. Buranın altında ne var bilmiyorum. Hani öğrenebilirim. Bir dakika taş kazma varmış. Oğlum çok heyecanlandım lan. Kamp ateşi var. Başka hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamam bunu da kıralım. Merak ediyorsunuz belki. Yok hiçbir şey yok abi. Kırdığımda hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz. Böyle enteresan bir yapı. Şimdi denek odası diyebilirsiniz buraya. Hani amenna. Ben bunu da kıracağım göstereceğim. Aslında bu denek odası değil. Ne olduğunu da göreceksiniz. Bir şey. Bir şey ama ne olduğunu birazdan göreceksiniz. Şimdi burada bir tane yaratık var arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere bu yaratığın hemen altında işemiş. Ama kan işemiş. Neden işediğini de göstereceğim sizlere. Hepsini sırasıyla öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi önceki burada bir tane cam göbeği. Camını görüyorsunuz. Ben bunu kırıyorum. Üstte de bir şeyler var. O ne lan? Üstte duman tutmuş. Neyse. Şimdi arkadaşlar o cam göbeğini kıracaksınız ve burada bir sandık var. Sandığı açıyorum. Altın kılıç hepsini alırım ben bunları. Güzel. Tamam. Topladım bunları da. Hatta şunu da giyeceğim. Bakın burada altına doğru inen bir şey var. Bu benim dikkatimi çekti. Tövbe estağfurullah. Daha yeni başladım lan. Gerizekalı örümcek adam. Öldürürüm seni böyle. Bir dakika. Diyorum ama papağan beni karşıladı. Tamam. Amenna. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir de yeraltı canavarını kendiniz de çağırabiliyorsunuz. Sadece bu seed'de oluyor. Bunu da göstereceğim. Şimdi yukarı çıkacağım. Bize lazım olan şeylerden bir tanesi toprak. Ama düz toprak değil. Bizim düzgün bir biyoma gitmemize gerek. Lan! O neydi? Ağacın arkasına girip gördünüz mü? Abi ben mi yanlışıyorum? Video 200 tane geri aldım. Şu ağacın arkasında bir şey geçti. Tam karşımdaki ağaçtan. Balık topluyor. Çakla bal numara zaman gibi hepsi ağaçlaşmış gözlerine. Bayra bayra geçiriyor. Şu an heyecanım konuşamıyorum lan. Ne oluyor bana heyecanlandığım zaman. Bir dakika. Normal bir biyoma gitmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü direkt yeraltı canavarından olduğunuz biyomda çağıramıyorsunuz. Onu da baştan belirttim sizlere. Şöyle buradan ileri doğru yardırıyorum. Çünkü tam karşımda hizaladım. Tam bölgesinin tam zıttına gittiğiniz zaman yeraltı canavarının gerçek yuvasını görebiliyorsunuz. O gördüğünüz yuva gerçek olmayabilir. Bakın gerçek de olabilir. Ama gerçek değil. Yani ben
ben gördüğüm kadarıyla gerçek değil. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şimdi ben buradan ileri doğru gidiyorum acaba. Bakın çok dikkatsiz değil. Birazdan örümceklerle falan karşılaşacaksınız ama normal Minecraft'ın örümcekleri değil. Onu da baştan sizlere söylemek istiyorum. Ben buradan yukarı nasıl hopturla ilerleyeceğim? Ha tamam, şuradan şöyle bir zıplarsam. Oğlum çok bozun be. Neden bitmiyor bu? Ormanın içindeyim, koştura koştura geziyorum be. Sonunda abi, sonunda kara göründü diyecektim. Bunlar ne? Oha, bir dakika, bunlar haçakla bandı mertubanlar. Ben bunlarla savaşamam. Bir dakika, ben bunu kendi garantiye alayım. Ekmek yemem lazım. Ekmek canım az çünkü. Şunu hemen lapır lapır yiyelim. Ya bir ye. Karnımız aç kalmasın. Şunlarla uğraşmak için arkadaşlar biraz açlıklarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Şuradan koşturacağım çünkü. Onlar beni umarım yakalamaz. Bakın köy gözüktü. Şimdi bahsettiğim köy bu. Tam karşıda bir şeyler var. Tamam, olabilir bunlar. Buraya ileri yardıracağım ama onlar beni görmemesi lazım. Kesinlikle ve bir şekilde benim spam point'imi çekmem gerekiyor arkadaşlar. Ve içeride de yaratıklar var. Oğlum bir dakika lan. Çok sıkıntılı yere geldik. Aç kapıyı, aç kapıyı. Girdim. Spam point'imi çektim. Mükemmel. Şimdi bak, onlar birbirini yerken ben bu sandığı açacağım. Sandıkta da ekmekler var. Kızlarım abi. Güzel. Şimdi bak, baltayı elime alacağım. Baltayı kullanacağım çünkü şunu diğer elime al. Tamam. Güzel. Şimdi bir dakika, meşale de lazım. Meşale de aldım elime. Şöyle şunu da diğer elime çekeceğim. Efleyip. Tamam, mükemmel. Gel lan buraya. Bu Levan Osman. Birbirlerini yerken ben buna kaçamam da geliyor. Kaç kaç kaç. Ah, öldürdü. Öldürdü beni. Biraz şimdi işler sıkıntı. Benim bir şekilde buradan kaçmam lazım arkadaşlar. O yüzden ben burayı kırıyorum direkt. Evin arkasından kaçmayı deneyeceğim. Hayır. Özür dilerim. Aşağı. Oha, yer altı. Bir dakika. Aradım. Ne? What the hell? Bunlar ne dostum? Aa bak, yine yakalandık galiba değil mi? Gullivan'la beni yakalamaya başladı arkadaşlar. Şimdi dakika. O düzeni ayarlayacağım ama. Bu ne lan? Dostum sen nesin? Nesin oğlum? Bir dakika. Onlar ne? Gerçekten çok enteresan değil mi arkadaşlar? Şunlar ne? Korkunç sesler geliyor bu arada. Bir yandan içine giremez miyim ya? Beni bir rahat bırakın predatorlar. Bu yabani Osmanlılar beni sürekli takip ediyor. Şuradan içeri girmeye deneyeceğim ama. Bu benim için biraz zor. Biraz zor ama ben onlardan daha iyiyim. Bir dakika, benim bloğa ihtiyacım var. Çok manyak derecede çok fazla bloğa ihtiyacım var. Şöyle kendimi garanti almak gerekiyor. Bu ne lan? Oğlum kara yuvarlıklar beni öldürüyor. Bir dakika, atlarmış lan bloğum. Mükemmel. Şöyle optiyle ilgileyeceğim. Şöyle şuradan içeri... Lan yanlış gidiyorum. Güzel mi? Güzel. Şu anlık iyi. Şöyle yüksekten arkadaşlar onun tepesine konmaya çalışacağım ama. O ne? Orada da bir şey var. O ne lan öyle? Bilmiyorum, gerçekten çok enteresan. Şuraya gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Hani aşağıdan gidemiyoruz. Bunlar da uçamadığına göre mecbur yukarıdan gideceğim. Biraz tehlikeli, biraz zorlu ama bence değecek. Çünkü onun altında ne var? Çok merak ediyorum. Oha! Oğlum bunlar çok korkunç. Çok korkuyorum. Oraya nasıl toplayacağım ben şimdi? Şöyle şuradan normal işleyeceğim ama biraz beni zorlayacak. Sanki. Şöyle şundan şuraya koydum ve üstüne hoplayacağım arkadaşlar. Biraz zor olacak ama inşallah başarabilirim. Ama bunlar benim takip ediyor. Bu biraz zor abi. Kürek lazım bize. Kürek elimizde ama bu burada olduktan sonra yapamayacağız. Aşağı düşüyorum azar. Biraz su tarafa çekeceğim. Suya mı isem acaba? Suda bunlar çok yavaş çünkü. Koş. Lan altında taş varmış. Bayağı bir zorlayacak arkadaşlar bunlar bize. Biraz daha mantıklı hareketler yapmamız lazım. Şöyle hoplayacağım tekrar. Yolumuz var zaten. Şuradan zıplasam. Güzel. Arkadaşlar, hazır mısınız? Nereden geçeceğim? Kırılmıyor ki. Yerin altına mı girsek lan acaba? Bence yerin altına girebiliriz. Bir dakika, hizalayacağım. Abi şuraları kapat. Yerin altına girmeye çalışacağım. Umarım su yoktur yerin altında. Kır abi. Güzel. Yerin altına oraya doğru gidebiliriz arkadaşlar. Hizaladım. Tam ileri doğru yardıracağım buradan. Kafama şimdi umarım bir şey düşmez kafama. Abi çok korkuyorum ya. Biraz daha ileri. Bu arada bir şeyler görseniz kesinlikle yorumlar yazın arkadaşlar. Sakın çekinmeyin. Ve videoyu çok ama çok dikkat edin de gibi caizse. Buradan devam edeceğim. Sorun değil. Sorun bu ama. Bak, kum blokları çekilse çok iyi olacak. Buradan ileri yardırsam mükemmel. Tamam. Şimdi kafamı kaldıracağım. Neredeyiz onu öğrenmek adına. Diyecektim, şöyle kumla kır abi. Doğru yerde miyiz? Bakıyorum, şöyle kafamı sündüreceğim. Biraz daha ileri. Hocam biraz daha ileri. Şunları koy şöyle. Bir blok ileri koymam lazım da. Yanlış koydum. Şöyle, aynen. Güzel. Ben bunları kıracağım arkadaşlar. Birazcık daha ileri ve karşımda direkt çıkacak. Ne olduğunu çok merak ediyorum o yapının. İnanılmaz heyecanlıyım. Bebek sesleri geliyor. Bebek ağlama sesleri. Ama çok kötü ya. Doğru yerde miyiz? Dostlar, yukarı çıkıyorum. Sen nesin be? Girme. Girdi, içine girdi. Bu büyük sıkıntıydı. Bir dakika, şuradan gelmiştik. Ben ileri doğru gidiyorum. Umarım biri karşı... Lan! Yanlış yerde miyim ben? Nasıl kırıldı burası?
Ha üstte blokla kapatmıştım. Sıkıntı yok. Buradan devam ederim. Abi korkuyorum. Bir blok daha ileri gideceğiz galiba. Mükemmel. Şimdi bunun üstünü kırdığım zaman karşımıza hani kil çıkıyor lan. Bu ne lan? Değdi mi bilmiyorum ama gerçekten garip şeyler var. Kapatacağım şurayı bir. Şurayı kapatmam lazım galiba. Aynen. Ne lan bu? Vay be sesler geliyor. Bebek ağlama sesleri ama. Şöyle yapalım bir de. Kır abi kır 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 kır. Kır 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 kır. Yine su koşuyor. Aha! Oha! Bu ne lan? Bu da bize bir şifreden... Şifre mi çözüyor lan burada? 3 tane meşale var. Hangisini kırmam lazım acaba? Üçünü kırarım ben. Bakalım. Üstünü kıracağım bir de. Kır abi üstünü. Hiçbir şey yok galiba ya. Oha! Bu ne? Abi bunun ne olduğunu biliyorsanız kesinlikle ölürsün. Bulut mu lan bu? Bulutsa garip değilse daha da garip. Bilmiyorum bir yapıya benzettim bunu. Üstte bir şey var. Abi üstte bir şey var gördünüz mü? Yukarı çıkacağım. Yanlış görmüşüm galiba. Abi predatorlar geliyor. Hulya Bari Osmanlılar beni takip ediyor. Kaç 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 kaç. Nereye geldim lan ben? Oğlum çok hırsız burası. Selamun aleyküm. Karanlıkların içindeyiz abi. Bunlar beni bir tık yiyecek gibi ama. Korkmuyorum lan. Sistem korkan sizin gibi olsun. Şerefsizler. Kan gölü bakın görüyor musunuz? Kan gölü nerelerden geçiyorum. Çok dikkat sendeki becalisi. Bu arada bak oyun aslında gündüz. Ama bizi gece olarak gösteriyor. Peşinde. Yanılacağım şöyle bir. Kaçmaya çalışacağım. Canım full güzel. Nereye geldim lan ben? Oğlum ben nereye geldim? Enteresan bir bölgedeyim. Golemler var orada. Ama garip bir golemler. Obsidyenli golemler. Oha! Hacı ben buradan aşağı inerim. İndim ama. Bir tuzak muzak yok değil mi burada? Ben burayı kıracağım derken zaten kırmama gerek kalmadı. Burada bir değişik bir şey var abi. Bu ne? Tuzak olmaz. Aa şurada bir tane var. Kıracağım ne olur ne olmaz. Oha! Bu ne lan? Arkadaşlar gözünüzün önünde görüyorsunuz. İlginç ilginç şey yapılar var. Burada bir enteresanlık sezdim. Aşağı doğru kırıp bakacağım lan. Ne var lan bunun devamında? Şu an kaçıncı blokta? 59. katmandayız. Kazma devam eder mi acaba kırmaya? Yeter mi bilmiyorum. Ben kırmak istiyorum abi. Odun var değil mi? Odun var güzel. Yapabiliriz tekrar kazma. Çünkü bunun altında ne var çok merak ediyorum arkadaşlar. Size de çok ama çok dikkat edin de göreceğiz size. Aşağı doğru iniyorum. Hala bağırış sesleri geliyor fark ettiniz. Burada hiç kesme kırpma yapmayacağım. Çünkü eğer bir şeyler fark ederseniz yorumlara yazmanızı istiyorum. Her an ben bir şeyler kaçırabilirim çünkü. Bir dakika bakıyorum 29. katmandayız. Daha hala bir şeye ulaşmış değiliz. Ve direkt aşağı doğru tıkırmaya devam ediyorum hala. Yukarı bakacağım. Yukarıda bir şey gözükmüyor. Olduğumuz yerdeyiz hala. Ama nedense... Lan! Hadi lan oradan! Oğlum nereye ışınlandın? Birincisi, ikincisi ben neredeyim? O bak bakın ne oluyor oğlum? Bu şey ne? Havanın rengi ne böyle? Kıpkırmızı. Bir dakika buraya geçince ne olacak? Bakın buraya geçince gündüz. Ve bir dakika ben yerin altına doğru kırmaya devam ederken bu ne abi ben konuşamıyorum saçmalıyorum şu an. Ben kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bu nasıl olabilir? Hiç beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Yo. Bu? Bir dakika bu ne? Bunu ben kürekle mi kıracağım yoksa? Yok kürekle kırmayacağım. Galiba kazmayla kıracağım ama şunu açmak ne? İlkisi mi? Hocam bir saniye 82 saldırınızı ne demek? Bunları alırım. Bunları alırım. Deri at zırhı. Atın zırhı deriden olmaz ki. Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Belki ben yanlış biliyorum. Elmas var. Bloodcraft. Kanlı kumdayız şu an. Bu ne? Altın elma. Altın elma yiyeceğim çünkü canım az arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu almak istiyorum. Bunlar galiba etrafta olanlar. Yani etrafta olan kumlar. Bu niye moruk? Bunu direkt yiyeceğim arkadaşlar. Canınız biraz yükselsin. Galiba ihtiyacımız var. Kılıç gibi şeyi aldım elime. Bu ne? Bu ne peki? Finish enemy bilmem ne. Garip. Şu ne abi? Bilmiyorum anlamadım. Kemikler var. Bu kemikler toplanıyor mu acaba? Kırılmıyor abi. Kemik olduğu yere duruyor. Şunu kırabiliyor muyum? Bu kırılıyor galiba. Değil mi? Evet evet. Ve içine hiçbir şey çıkmadı. Belki bir emiş mi? Ha tamam o şeyden. Yediğimiz elmadan kaynaklı. Ocağın içinde fırının içinde hiçbir şey yok. Belki çarpma masasının içinde bir şeyler vardır. Bilmiyorum. Çarpma masası nasıl yanıyor lan üstü? Ne? O nasıl yani? Oğlum bir dakika ben neredeyim lan? Çok saçma bir yerdeyim şu an. Ağaçlar kırmızı. Yani yer toprak kırmızı. Şurada bir yapı var. Buraya da bakacağım. Garip garip sesler geliyor zaten. Oraya da geçtim. Başka bir şey var mı diye etrafıma dikkatli bir şekilde bakıyorum ama
Gerçekten çok enteresan bir CT'yiz arkadaşlar. Ben daha önce böyle bir şeye şahit olmadım. Bir dakika abi, ben bunların altını kıracağım. Çok zor kırılıyor bu arada. Fark ettiniz mi? Yanlış bir şeyle mi kırıyorum acaba, onu da bilmiyorum ama. Kum gelirse kıramıyorum. Yok, kırıldı. Ve hiçbir şey çıkmadı içinden. Demek ki bununla kıracağız. Bilmiyorum, emin değilim yine. Galiba evet, bununla kırılıyor. Bu altından niye çıkıyor abi? Normal. Normal. Bunun al. Peki ben bu şeyle bir şey yapabiliyor muyum acaba? Şöyle şuna çıkalım. Tam bloklarla bir yapı yapabiliyor muyum onu bilmiyorum. O yüzden direkt çalışma masası aldım elime. Ve direkt böyle çektim çalışma masasına. Şöyle koyuyorum yere. Şu an yerinde kum blokları yok. O yüzden abi direkt şu çalışma masasını alacağım. Sandığın içinde kum blokları vardı. Buraya doğru gideceğim abi. Sandığa gideceğim. Ve sandıktaki şey açtıktan sonra orada enteresan şeyler var. Abi gerçekten ben bunları hiç beklemiyordum. Aha şurada. 7 tane bakın aldım bloğu. Ve çalışma masası burada vardı zaten değil mi? Çok güzel. Bir şey yapabiliyor muyum acaba? Şöyle bakalım. Blok yazsam şuraya. Blok. Yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Şöyle bir koysam. Yok abi. Arkadaşlar kesinlikle hiçbir şey yapamıyorsunuz bununla. Ama ben bu tarafa doğru gideceğim. Muhtemelen orada da bizi bir şeyler bekliyor. Ama yeraltı canavarına dair hiçbir şeyle karşılaşmıyorduk şu an diyecektim. Onun nasıl yani ya? Nasıl yani? Nasıl değişebilir ağaçların, yaprakların rengi? Ve ben neredeyim tam olarak bilmiyorum. Bak şurada bir şeyler var. Orada bir yıpranmış bir yapı var. Garip garip sesler geliyor zaten fark ettiyseniz. Gidiyorum abi bu tarafa doğru. Dikkatli bir şekilde zeyni de geleceğiz. Aha! Vallahi geldim. Ne şimdi lan bu? Dalga mı geçiyorsunuz abi? Muhtemelen daha önce burası yerleşim yeriydi. Fakat bazı büyüler yüzünden böyle bir etraf değişti. Ama bayağı bir enteresan. Değil mi? Bence öyle. Oha! Melekler var lan, dün melekler var. Gerçi bak Minecraft'ta bunlar da gerçekten enteresan. Bak bana bir şey verdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu kapat abi şunu. Nasıl? Aha şuradan kapatacağım. Anlamadım ama. Gidiyorum ileri doğru. Çok dikkat edin de gibi. Sesler geliyor. Ya sesler... Oha oha o ne? Abi orada bir şeyler var, gördünüz mü? Göremeyenler bir gün 200 tane geri alsın, sizler de göreceksiniz de gibi. Gidiyorum oraya doğru. Çok dikkat edin. Aha ineğin olduğu yerdeydi. Bakacağım lan. Selamun aleyküm. Buradan yukarı çıkılıyor. Bu gerçekten çok enteresan değil mi? Şu ana kadar karşılaştığımız şey zaten çok garip. Ama yeraltı canavarını bir türlü göremedim. Görebilenler varsa muhakkak görmelisin. Şimdi en tepeye çıkacağım, oradan da bakacağım. Bir dakika şuradan çıkacağım. Oyun kasmaya başladı lan. Tamam. Abi başka. Aha yine aynı yer. Abi yine aynı yerdeyiz. Fark ettiniz mi? Selamun aleyküm. Bodrum meydanından. Karşıma ne çıkarsa bilmiyorum. Uçsuz bucaksız. Sanki bir kanlı bir göldeyim. Daha doğrusu eski bir göl. Ama kan gölü burası. Değil mi? Çünkü gördüğümüz kan gölünde denizin rengi, suyun rengi kıpkırmızıydı. Belki de burası onlardan bir tanesi. Ama hiçbir fikrimiz yok. Ne olduğunu bilmediğimiz yerde ileri doğru gidiyoruz. Ve neye kaçar ama inanın çok merak ediyorum. Aha. Çorak bir yerdeyim ve üstümde kafla benzer bir şey uçuyor. Bir bataklığa geldik. Ne olduğunu bilmiyorum. Burasında ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Ve merak ederek ileri doğru yardırıyorum abi. Selamun aleyküm. Bak yine gündüz. Ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum kendinize gelin, uçmayın. Bana bir şeyler atıyorlar galiba. Ok sesi geliyor. Bunlar mı atıyor, hiçbir fikrim yok. Oha ok değil, başka bir şey saplıyorlar bunlar. Biraz hızlı olmam lazım. Evet. Farkındayım. Bir tane lanetli kilise gördüm ama yardırarak devam edeceğim. Bu kiliseye bakarsam ölebilirim. Çünkü arkamda kargalar mı desem, partallar mı? Bir şeyler bana bak ıskalıyorlardı. Şu an bana sıkmaya başladılar. Tepe göz var orada. Sıkıntısı büyük. Aha! Vallahi bu sefer kaçımız yok gibi. Sağa sola yapacağım. Çünkü bunlar aimbot. Beni de hemen öldürebilir. Dikkatli bir şekilde ileri doğru gidiyorum arkadaşlar. Size dikkatinizi ayırmayın. Dikkatli bir şekilde izleyin. Oha! Bir yere geldim. Ejderha! Ve yeşil bir ejderha. Ben bunu daha önce hiç görmedim. Yeşil olanından hem de. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Umarım bana bir şey yapmaz bu. Uyan ejderhayı uyandırmayalım. Aa, hala arkamdalar. Oğlum benden ne istiyorsunuz lan şerefsizler? Öleceğiz gibi tık. Sandıklar gördüm. Sandıkları açabilir miyim acaba? Biraz sana hızlı olmam lazım. Altın var. Açarsam ölürüm. Videoyu bırakın, izlediyseniz like atarsanız çok mutlu olurum. Sonraki Minecraft'ın teorilerinde ben bölüm 4'te görüşmek için bu videoya en az 15.000 like bekliyorum. Hala abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın. Hoşçakalın. Bay bay.